Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda 11 madalya kazanan Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları İstanbul'a geldi. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan şampiyonada sporcular 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazandı. Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takım Teknik Direktörü Yusuf Kılınçkaya, turnuva dönüşünde basın mensuplarına elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Belki de bu sene içerisinde 5-6 tane turnuva oynadık. Bu en önemlisi buydu çünkü 50 faktörlük çok önemli puan arz eden bir turnuvaydı. Direkt Tokyo Paralimpik Oyunlara kota veren bir turnuvaydı. O yüzden çok önemliydi. Perdilerde bir tane 1 altın. 3 tane gümüş, 3 tane de bronz madalya geldi ferdi müsabakalarda. Hem bireyselde hem de takım halinde altın madalyaya ulaşma başarısını elde eden Abdullah Öztürk, 2020 öncesi Avrupa'ya güzel bir gözdağı vermiş olduk ifadelerini kullandı. Spor Federasyonu olarak İsveç'te yapılan Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Bir nevi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesinde son ciddi hatırlık sınavımızdı bu. Şampiyonaya çok iyi hazırlandım. Yaklaşık 5-6 aylık bir süreçten geçti. Yoğun kamplarımız oldu. 3-4 tane uluslararası turnuvamız oldu. Neslihan Kavas'a hedefimiz 2020 Tokyo, onun için mücadele ediyoruz dedi. Gerçekten takımımız genç bir takım ve istikrarlı bir takım. Bunu tekrar göstermiş olduk. Şimdi hedefimiz tabii ki Tokyo 2020. Onun için mücadeleye devam ediyoruz. Çantam ne var?